Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlamaya geldim mutfağa. Küp patates kızartacağım. Sosis kızartacağım. Bugün kızartma günü olacak. Kahvaltımızı hazırladım. Şöyle küp patates fritözde kızarttım. Sonra bir patates baharatıyla güzelce karıştırıp tabağa aldım. Burada da piliç sosis ve derinle biz çok seviyoruz sarımsak kızartmasını. Biraz da sarımsak kızarttım. Ve şöyle kahvaltılıklardan koydum. Şimdi patates içinde ketçap, mayonez falan çıkaracağım. Ben çay içeceğim, çocuklar ice tea içecek. O zaman bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz oturacağım. Sonra şöyle bir odalara süpürge tutacağım. Dudağıma da lip balm sürdüm. Bu Flormar'ın karpuzlu unu var ya, aşırı güzel kokusu var ve bence rengi de çok tatlı. Kulağımdaki küpeleri de belki fark etmişsinizdir. Bunu vakti zamanında daha evlenmemiştim bile. Annem babam hediye olarak almıştı, doğum günü hediyesi. Altın küpe. Geçen takılarımı düzeltirken kutusundan çıkarayım Tuğba dedim. Nereye kadar saklayacaksın? Ve birazcık da sizinle sohbet edelim. Bana en çok gelen birkaç soruyu cevaplamak istiyorum burada. Birisi benim kilomu nasıl koruduğumla ilgili. Kilo korumamla ilgili bazı yorumlar alıyorum. İşte mide ameliyatı olduğunda söylemiyorsun. Ben mide ameliyatı olmadım arkadaşlar. Yani olsaydım bunda utanacağım, sıkılacağım hiçbir durum yok. Zaten söylerdim. Olanlara da saygım sonsuz. İnsanlar nasıl görünmek istiyorsa, nasıl kendilerini iyi hissedeceklerse, estetik, yağ aldırmadır, mide küçültmedir, bu tarz şeylere hiçbir zaman karşı olmadım. Herkesin kendi kararı. Yani kısacası ameliyat olmadım ve bünyem, inanmayacaksınız belki ama su içsem yarayacak bir bünye. Mümkün olduğunca dengelemeye çalışıyorum. Hani bazılarınız diyorsunuz ya, işte Tuğba ne yesen kilo almıyorsun. Bunun sırrı ne? Benim porsiyonlarımı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Evet, her şeyden yiyorum ama gerçekten dengeleyemeye çalışıyorum. Örnek veriyorum, böyle dayanamayacağım bir yemek var. Mantıdan örnek veriyorum. Ben sabahtan karar verdim, mantı yapacağım. O zaman kahvaltımı daha dengeli yapmaya çalışıyorum. Sıkı kahvaltı yaptım ama bir yanda da mantı yemeye karar verdim. Bu sefer ertesi gün bunu dengelemeye çalışıyorum. Sabah kahvaltısı olsun, akşam yemeği olsun ve ertesi gün çok sık hareket ediyorum, dans ediyorum. Mesela çayımın yanına bisküvi alacağım, bir tane bisküvi yiyeceğim diyorum ve gerçekten belki bir tane, belki iki tane yiyorum. Bakın, paket olarak değil. Yani içindeki olarak iki, bir tane. Ekmeği bir tek yersem kahvaltıda yiyorum. Ben kilolu olduğum zamanlarda da akşam yemeğimde hiç ekmek yemezdim. Şu anda da aynı şekilde günde iki öğün olarak besleniyorum. Ara öğünlerim böyle çok, böyle tansiyonum düşmediyse, açlık şekerim düşmediyse bir şey atıştırmıyorum. İçecek dışında. Geceleri yiyor musun derseniz, biz Özlem'le bir araya da olduğumuz zaman geceleri bu denli abartılı şeyler yiyoruz arkadaşlar. Öbür türlü tek başımızdayken ne Özlem ne ben yemiyorum. Tek başımayken bir çay içerim, bitki çayı. Hani bazen kendimi bayağı bir aç hissedersem eğer o gün, yarım bir kase Kellogg's gibi gevrekler yiyorum ya da birazcık yoğurt yiyorum, içerisine granola koyup, o da bir kaşık, iki kaşık yoğurt kadar. Yani mümkün olduğunca geceleri neredeyse yemiyorum. Sadece bitki çayı içiyorum akşamları yatmadan. Ha, eş dost gelir yine otururken cipstir, koladır, çekirdektir, onları yaptığımız zamanlarda oluyor ama yine onu da dengeleyemeye çalışıyorum. Özlem'le bir arada olduğumuzda da mesela o akşam diyelim ki noodle mı yiyeceğiz, makarna mı yiyeceğiz, mantı mı yiyeceğiz, ağır şeyler yiyeceksek o gün akşam biz yemek yemiyoruz mesela. O sofraya eşlik ediyoruz içeceğimizle beraber ama yemiyoruz. Yani böyle diyebilirim. Sadece günde iki öğün yiyorum. Mümkün olduğunca kahvaltımı güzel yaparsam, zaten akşam yemeğine o kadar da çok aç hissetmiyorum kendimi. Aç da hissetsem frenlemeye çalışıyorum. Çünkü mide dediğimiz organ yeniden esneyen bir organ, büyümekten ziyade esniyor arkadaşlar. Siz mide ameliyatı da olsanız, yemeye devam ederseniz o mide yeniden büyüyecektir. Yani bazı arkadaşlar galiba mide küçüldükten sonra kilo alınmıyor sanıyor ama alınıyor diye biliyorum. Başka bu konuyla ilgili diyeceğim bir şey de yok. Dediğim gibi dengeli beslenmeye çalışıyorum. Ha, bir yerde artık dengeyi kurmayı da bırakıp pes edebilirim, kilo da alabilirim.
Sıkıntı değil gerçekten. Önemli olan sağlık. Kilo bu alınır, verilir. Benim kilo korumakla ilgili söyleyeceğim bunlar. Saçımın kendine geldiğiyle ilgili bazı yorumlar alıyorum. Saçımın gürleştiğine dair ama şu an kabarık arkadaşlar. Yani saçım ıslakken görseniz yani topladığımda da aslında belli oluyor. Saç derilerim belli oluyor. Kendimce bir diyet yaptığım için vücudumdaki vitamin eksikliğinden kaynaklı özellikle saçlarım çok etkilendi. Saçlarım dökülüyor. Hala tam anlamıyla toparlanmadı. Bazı arkadaşlar sağ olsunlar Tuğba bunu ye, bunu sür gibi şeyler söylüyorlar ama benim saç dökülme sebebim hani dönemsel ya da başka bir şeyden değil. Vücudumla ilgili bir eksiklikle ilgili olduğu için o vitaminlerimi kullandığım sürece saçlarımda düzelme oluyor. Permayı da o yüzden de istiyorum aslında. Hani kabarık göründüğü için biraz çok görünüyor. Topladığımda şu haline göre en azından daha az saç diplerim görünüyor, derisi görünüyor. Kestirmeyi düşünüyor musun diyenler var ya, bu sene nedense bir düşünmüyorum. Biraz uzun kullanasım var. Evet, kısa saçı siz çok yakıştırıyorsunuz. Ben de kendime yakıştırıyorum. Böyle kendini beğenmiş gibi olmak istemem ama dediğiniz gibi daha fresh, daha cool görünüyor. Belki kışa doğru kestirebilirim saçımı. Ama bu yaz birazcık uzun kullanmak istiyorum açıkçası. Evet, saçla ilgili sorduğunuz sorulara da cevap verdim. Şu an aklıma gelenleri cevaplamaya çalışıyorum. Başka şu an aklıma gelmedi. Keşke bir yere yazsaydım. Şimdilik aklıma gelen bunlar. Yine böyle aynı sorular bazı videoların altında çoğalırsa ara ara yine cevaplarız. Bugün ne yapacağız? Bugün bir dışarı çıkmam gerekiyor. Kutay'ın öğretmeni yaz için bir kitap seti önerdi almak isteyenler olursa diye. Ben de o seti almak istiyorum. En azından yazı verimli geçiririz. Üzerinden tekrar yaparız falan. Bize yol gösterici olarak o kitaplar güzel olur. Onu alacağım. Eğer bulabilirsem Kırtasiye'den Derine bir 6. sınıfın tekrarı gibi olan her derslerin olduğu bir test kitabı da almak istiyorum. Çünkü aldıklarımız bu sene bitti. Milyoncu'ya gitmeyi düşünüyorum. Milyoncu'da A4 var böyle küçük küçük paketlerde ve fiyatları da gayet uygun. Niksar'a götürmek için alacağım. Çocuklar hem resim yaparken kullanabilir hem de icat yapıyorlar. Abla kardeş biliyorsunuz seviyorlar bir şeyler yapmayı. Onlar için alacağım. Ha tabii ki Niksar'da da var ama Niksar'da biraz daha pahalıydı o A4'ler. Bu arada hani Niksar'a gidecek misin? Tokat videoları gelecek mi diye soranlar oluyor. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Gideceğiz. Zaten önceki videolarımda da söylemiştim. Nasipse gideceğiz inşallah. Çocuklar çok seviyorlar orayı. Büyüdükçe çocuklar gitmek ister mi? Gitseler o kadar uzun kalmak isterler mi? Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü çocukken köyde büyüdüm ben arkadaşlar. Yani ve tüm kuzenlerim oradaydı. O kadar güzel yaz ayları geçirirdik. Orada size anlatamam yani. Ama ne zaman ki böyle bir genç olduk, ettik burada daha çok aktivite yapacağınız yerler, gezeceğiniz yerler olduktan sonra biraz kendimizi çekmeye başladık kendi adıma. Ama yaş biraz daha ilerledikten sonra buranın kalabalığı, çocuklar rahatça nerede dışarıya çıkıp oynasın burada, her taraf yol, cadde, araba. O zaman biraz daha oralara kaydım ama dediğim gibi çocuklar büyüdükçe ne durumda oluruz artık göreceğiz. Çoğu akrabam benim orada ama Özlem'in yeri bende her daim ayrıdır yani. Özlem'le çok güzel vakit geçiriyoruz ve orada olduğumuz süreçte de Özlem bizimle kalıyor. Özlem evlenince o kadar süre orada kalır mıyız bilmiyorum. Çocuklar da çünkü Özlem teyzesi olmazsa bir yerden sonra da sıkılır. Özlem'in de artık kendi hayatı evi olacağı için tabii ki yine birbirimize gideriz, kalırız, ederiz ama full böyle her gün bir arada olmak gibi olmayacağından belki çocuklar da sıkılabilir. Yine gezeceğimiz yere, gideceğimiz yere, kalacağımız, ziyaret edeceğimiz, bize gelecekler olduktan sonra evimize dönebiliriz yani birkaç hafta sonra falan. Bakacağız artık duruma göre. Yine çenem düştü. İnşallah hoşunuza giden bir sohbet olmuştur. İnşallah da sıkılmadan dinlemişsinizdir. İşlerimi hallettim. Şimdi camları da açalım. Çocuklar hazırlandı. Hemen ben de üzerimi değişeceğim.
klozeti de bir çamaşır suyu döktüm. Şöyle fırçaladım. Kapağını kapattım. Biz gelene kadar o şekilde dursun. Gelince de bir sifonu çektim mi pırıl pırıl oluyor. Kırtasiyeden alacağımızı aldık. Şimdi şu dediğim adetlerden alacağım. Şöyle 3 paket aldım. Anne. Efendim annem. Yüzük mü buldun yine? Evet. Bakabilir miyim? Bak. Alalım anneciğim. Resim defteri alayım bir de. Milyoncu biraz kalabalık. Boş olan yerlerden şöyle çekmeye çalışayım. Kozmetik bölümündeyim. Renkli eyelinerlar falan var. Şöyle farlar var. Simli de var burada. Şöyle bir şey de var. Burada da makyaj süngerleri var içinde. Daha büyük paletler de vardı. Önceden kalmamış far paletleri. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Tırnak, kirpik, makyaj aksesuarları falan var burada da gördüğünüz üzere. Bura boşanmışken biraz da burayı çekeyim size. Gerçi genelde aynı şeyler var ama. $45 ikili. Güzel durmuyor mu? Küçük parfümler var. Yok, hepsi orada abi. Erkek, kadın karışık. Biz eve geldik. Sonra bir dinlendik. Sonra çocuklarla bir meyve keyfi yaptık. Şimdi aldıklarımı ancak çıkaracağım. Sizlere de göstereyim dedim. Parka da uğradık bu arada. O yüzden biraz eve de geç geldik. Öğretmeninin eğer almak istiyorsanız bunu önerebilirim dediği bir set vardı. Onu aldık. İçinde 11 tane böyle dergi gibi kitapçıklar var. Böylece bunu miksere götüreceğiz. Mikserde yavaştan yapmaya başlarlar. Derine de kitap düşündüm ama 6. sınıf yoktu. Tüm derslerin olduğu daha doğrusu ayrı ayrı vardı ama ben tüm dersler olsun dedim. O yüzden böyle yaprak testler olan tüm derslerden test aldım. Milyoncu'dan neler aldık onu göstereyim. 2 tane resim defterini Niksar'a götüreceğim. Yani buradan bunlar gider mi diyebilirsiniz ama gitmişken alayım dedim. Bunu aldım. Bir de Kutay'ın şu anda yoktu. Bir tane de şimdi için aldık. Yine bunları da Niksar için aldım. Şöyle içinde 50 tane mi vardı? Yalan olmasın. 40'mış. Çocuklar için güvenli falan yazıyor üstünde de. Parşömen kağıdı A4'e göre bir tık ince ama çocukların işini görüyor. Kutay keçeli boyayla resim yapmayı çok seviyor şu ara. Tek bir tane bu vardı. Yani başka marka, başka boya falan da yoktu keçeli boya olarak. Bir tek bu vardı. Bunu aldım. Bilmiyorum nasıl çıkar. Bu da Niksar'a gidecek. Şöyle pirit aldılar 2 tane de.
mikronun. Bir tane küçük bir kevgir istiyordum. Bundan aldım. 30 liraymış. Üzerinde yazılı şöyle. Küçük tavalarda falan bir şey yapınca iyi olur diye. O yüzden bunu almak istedim. Çılbır yaptığımda da kullanırım bunu. 3 adet parfüm aldım. İkisi benim. Pembe olan Candy diye geçiyordu ismi. Biraz daha şekerimsi bir kokusu var. Bu kırmızı da Amour. Çoğunuz biliyorsunuzdur bu Amour kokusunu. Koklayacaktım kapağı kapalı şekilde. Bunu da Emrah için aldım. Bunun ismi vardı, unuttum. Gerçekten unuttum. Şöyle grili olan. Çok güzel kokuyor bu. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Umarım Emrah da beğenir. Beğenmezse ben kullanırım yani. Çünkü beğendiğim erkek kokularını kullanıyorum. Bir de yüzük vardı. Kalsın poşet atacaktım. Derin orada balıklı yüzüğü beğenmişti. Bunu aldı. Milyoncu'dan aldıklarımız da bu kadar. Bir de mahallemizin marketine girdik. Dolap poşeti aldım. Orta boy. 2 tane. Yürü yürü ismi değişiyor. Buna bazlama diyen de var. Tandır ekmeği diyen de var. Biz bazlama diyoruz. Belki başka ismi de olabilir. Şöyle bunu yumurtalı kızartmayı düşünüyorum. Çok güzel oluyor. Dimes'in şeftali suyu. Ben çok seviyorum. Arada meyve suyu içiyorum. Basit dışında içmemek için. Biraz kayısı aldım. Mantar aldım. Emrah bugüne tavuklu mantar yapar mısın demişti. Can onu çok istiyormuş. Ondan yapacağım. Biraz da çikolata aldım. Şu Mars. İlk bir sevmemiştim yediğimde. Sonra bir sevmeye başladım. Çikolatasının tadı bizim çocukluğumuzda aldığımız bayram çikolatalarının tadına da benziyor. Sevdim yani. Semizotu aldım. Bugün biber dolması istedi çocuklar. Onun yanına yoğurtlu yapacağım. Derin'le biz çok seviyoruz semizotu salatasını. Fasulye aldım. Dolmalık biber. Dediğim gibi bugün biber dolmasını yapacağım. Kiraz. Biraz şeftali. Biraz armut. 2 tane kabak. Dolma yapabilirim bir tanesiyle. Ve biraz da patates aldım. Azar azar aldım. Taşıyabileceğim kadarını almak istedim çünkü. Evet, market alışverişimiz, milyoncu kırtasiye alışverişimiz bu şekildeydi. Şimdi ben bunları yerine yerleştireceğim. Yemeklerimi yapacağım. Aşamalarını değil de yaptıktan sonra yine sizlere gösteririm. Yemeklerim pişti. Mantar sote, tavuklu ve kabak ve biber dolması, yine elma dilim patates de ekledim. Bir de söylediğim gibi semizotu salatası yapacağım. Kutay cacık istedi. Şöyle bir kase kadar ona cacık yaptım. Kalan salatalığı da semizotu salatanın içine doğrayacağım. Sarımsaklı yoğurdum hazır. İçine biraz tuz da ekledim. Çocuklar dolma yiyecek, ben de öyle. Zaten yaz geldi ya. Sık sık dolma pişer çoğu evde. Bizim evde de öyle. Taze fasulye, kabak, biber dolması. Dönüşümlü olarak bunları sık sık görebilirsiniz. Seviliyor da bizim evde. Bir yer sofrası yapacağız. Çocuklarımla güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Emrah spora gittiği için bugün geç gelecek. Yarına yemek derdim olmaz. Mantardan da kalır, dolmadan da kalır. Olmadı yine yoğurtlu bir şey yaparım. Ekstra yanlarına yeter. Allah bereket versin. Allah'ım bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Allah'ım hiçbirimizi de gördüğünden geri koymasın. Evet. Bol yoğurtlu bir semizotu salatası. Tamamdır. Ben videomu artık sonlandırayım. Bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.